Merhabalar, ben Doktor Ferhat Anikoğlu. Bugün doktor arkadaşım Doktor Merdan Çelik ile birlikte saç ekiminin bütün süreçlerinden bahsedeceğiz. A'dan Z'ye bütün saç ekimi süreçlerini sizler için aydınlatacağız. Merdan hocamızı tanıyalım. Merhaba, ben Doktor Merdan Çelik. 2005 yılında medikal estetik hekimliği sertifikası alarak saç ekimine başladım. Yaklaşık 18 yıldır e, bu sektörün içindeyim. Merdan Hocamız tabii bu sektörün duayenlerinden. Yıllardır saç ekimi tecrübesi oldukça yüksek birisi. Biz de kendisinden çok şey öğrendik. Evet, Teşekkürler. Şimdi öncelikle soralım. Hocam saç ekimi isteyen herkes saç ekimi için uygun olur mu? Saç ekimi için belli bir yaş sınırı var mı? Berat Hocam şöyle aslında e, her isteyene saç ekimi yapılmamalı bence. Yani e, normalde e, kişinin donör alanın iyi olması lazım. Beklentisi e, çok önemli. Bunların hepsinin üst e, üste örtüşerek e, değerlendirilip e, ona göre ekim yapmak lazım. Sınır olarak yaş sınırı aslında yok e, diyebiliriz. Mesela 20 yaşında yaptığımız da var. Çok tercih etmemekle beraber. Ama mesela komple boşalmışsa 20 yaşında maalesef bazı e, insanların öyle oluyor. Onlara da yapıyoruz ama. Mümkünse bunu daha erteleyip 30'lu yaşlardan sonra yapmayı tercih ediyoruz. Bir de kadınlar kısmı var. Kadınlar için de her kadının mesela saç ekimi yaptırması doğru değil. Onlar için ap ayrı bir e, protokol izliyoruz. Orada mesela onların kan tahlillerini istiyoruz mutlaka. E, eğer bir vitamin eksikliği ya da demir eksikliği varsa onları tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra birçoğu aslında hiç ekime gerek duymadan e, saçlarına yeniden kavuşuyor. Ama %3'lük bir kesim var ki hani androjenik bir dökülme olduğunda onlarda da e, saç ekimini e, uyguluyoruz. Peki bu 20'li yaşlarda tercih etmiyoruz dediniz ya. <laughs> 20'li yaşlarda mezoterapi, PRP gibi tedavilerle hastanın biraz daha saç ekimini geciktirmesini sağlayabiliyoruz, değil mi? Aynen öyle. Aslında mümkün olduğu kadar e, dediğiniz gibi şimdi o yaşlarda saç dökülmesi aktif devam ediyor. O saç dökülmesi devam ettiği için biz orada mümkün olduğu kadar hani e, yavaşlayacağı şu 30 yaşlara kadar ertelemeye çalışıyoruz. Orada da dediğiniz gibi koruyucu aslında e, uygulamalar tavsiye ediyoruz. İşte mezoterapi olsun, PRP olsun ya da işte medikal bazı e, tedaviler var. E, alınabilecek ilaçlar falan var. Onları e, tavsiye ediyoruz. Mümkün olduğu kadar ertelemeye çalışıyoruz. Dökülmeyi yavaşlatmaya çalışıyoruz. Tabii. Yani normalde günlük 50-100 tane saç dökülmesi olur. Tabii bunun üstüne çıktığı zaman Artık dökülme hızlandığı zaman kendik oluşur ki o zaman da saç ekimine e, gerek duyulabilir ileriki süreçler. var. Ama tabii bu dökülmeleri mezoterapi, PRP ile azaltabiliriz. Saç ekimini biraz daha ileri yaşlara çekersek daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Peki hocam şu an en güncel saç ekimi yöntemleri nelerdir ve biz neler uyguluyoruz? Şimdi saç ekimi aslında birazcık e, geriye gidersek daha önce put e, tekniği vardı. Orada direkt işte arkadan e, flap alıp o e, büyüteç altında eee greftleri ayırıp daha sonra ekim yapıyorduk. Onda şöyle bir handikap vardı. İz kalabiliyordu. Kişinin yapısına bağlı olarak e, geniş izler kalabiliyordu. E, son 20, e, 10 18 yıllarını diyeyim daha doğrusu. Benim o ilk başladığım dönemlerde 2005 yılında bu fuet tekniği daha yeni yeni oluyordu. Hatta bu mikromotorlar yoktu. Manuel pançlar vardı. Bazen kombine de kullanılabiliyor. Yani hem fut hem fue beraber de yapılabiliyor. Kalem ekim? Füe ekim dediğimiz aslında alım şekli. Yani greftlerin, e, o foliküler ünitenin e, pançlarla e, evet. yani o 0.8'lik, 0.7'lik, 0.1'lik e, çapla sahip pançlarla e, dokudan ayrılıp daha sonra onların toplanıp özel solüsyonlarla e, korunduktan sonra evet. ekime geçilmesi. Şimdi ekime geçtikten sonra da iki şeyimiz var, e, iki şeklimiz var. Bir tanesi safir tekniği dediğimiz teknik. O safir tekniği ile kanal açarak e, graftleri o kanallara yerleştiriyoruz. E, i̇kinci metot ise DHI dediğimiz kalem tekniği olarak da bilinen teknik. Orada ise herhangi bir kanal açmıyoruz. Orada ise e, iki tane e, yardımcımız bize o graftleri özel kalemlere yerleştiriyor. Biz de aslında bir nevi e, bir enjeksiyon gibi onu dokuya yerleştiriyoruz şey nedir? Yani okay. farkı nedir? Onu da söyleyeyim hemen. Farkı şu. Mesela eğer kişiye göre metodu biz belirliyoruz. Tavsiye ediyoruz. Karadeniz ee, herkese uygun değil. zaten. Aslında değil şöyle. Uygulanabilir. Uygun. Aslında iki metot herkese uygulanabilir ama e, doktorun orada şöyle bir tercih yapması lazım. Şimdi eğer kişinin saç alanı yani dökülen alanı tamamen boşsa e, doğru olan aslında e, safir tekniğiyle ekim yapmak. Yani safir tekniğiyle kanal açılarak kanal ekim yapmak. Aynen de, öyle. De, Fakat bazı insanlar mesela saçı seyrek saçı var ama seyrek. Ya da bir seans sıklaştırmak aynen de, öyle. Bir seans alakalı. kesinlikle bir seans daha önce yapılmış bir seans yapılmış ikinci seansa ihtiyaç duyuyor veya e, bir saçı var dediğim gibi seyrek sıklaştırmak istiyor. O zaman kalem tekniği en doğru teknik olur. Çünkü safirde ne kadar olursa olsun var olan saçlara zarar verme ihtimalimiz var. Çünkü hızlı bir şekilde kanal açıyoruz. O alttaki foliküllerin de zarar görmesi mümkün. Kalemde ise öyle bir şey yok. Çünkü rahatlıkla şey yapıp o greftleri dizip dokuya, dokuyu travmatize etmeden direkt aralara girip o kökleri bırakıyoruz. O anlamda da iyi. Artı bir şey de şu. Sosyal hayatta kişi daha aktif, daha sosyal bir yaşamı varsa ve saçını kestirmek istemiyorsa... O durumda da kalem ekim daha doğru oluyor. Peki sizce bir greft sayısı var mı? Biz sınır mesela 5000 kökün üzerinde kalem yapılmaz gibi. Çünkü Hı -hı. süreç uzuyor, değil mi? Hocam şöyle. Sizce... E, aslında kalem ekim veya e, safir ekim de olsa e, greft sayısını belli bir sayıda tutmak e, en doğrusu. Çünkü graft ne kadar dışarıda çok bekliyorsa açıkçası o kadar, kadar kayıp oluyor. Aile kaybı oluyor. Şimdi bazen duyuyoruz mesela sağda solda işte 7000 graft, 10000 greft. Bunlar çok. Tamam, ben de onu soracağım. Şimdi hani duyuyoruz işte daha hastayı muayene etmeden evet, evet. 5000 graft, 6000 graft, 7000 greftler ekeriz diye ümit vaat ediyorlar ama tabii ki bu doğru bir şey değil. Tabii. Gece. Yani en doğrusu doktorun muayene etmesi, greft sayısını belirlemesi, özellikle böyle yüksek sayılı greflerde. iki seans da gerekebilir değil mi hocam? Yani doğru olan o. Çünkü önemli olan grefti almak değil, alırsınız. 10 bin greft alırsınız, oraya koyarsınız. Ekim süresi normalde 6-8 saat arası iken o süre olur 12 saat size. E, o greft dışarıda beklemiş zaten. 7 bin kök ekildi ama... Birçoğu cansız. E tabi. O zaman ne olacak? Fazla iyi bir sonuç yani. Bir Kesinlikle. Sonuç olmaz. Kesinlikle. Ya da bir süre Peki, sonra gerçekten iki dökülüyor. seans gerekiyor mu hocam? E, Yoksa her hastayı evet. tek seansta bitirebiliyor musunuz? Yok, her hastayı tek seansta bitirmek doğru bir şey değil zaten. Bu sadece bir e, şey olmuş olur. Yani ona e, vaatte bulunmuş olmak e, kötü bir şey aslında. O da iyi bir şey değil. E, doğru olan birlikte e, bir planlama ve iki seans ihtiyacı olana da iki seans diyebilmek lazım. İki seans, tek seans da çünkü hepsini yapmaya çalışırsanız hem aslında bütün dokuyu travmatize etmiş olursunuz hem de seyrek bir saç yapısı olmuş olacak. Yine mutlu olmayacak, yine size gelmiş gelecek. Ama bunu baştan düzgün bir şekilde ifade ederseniz karşınızdaki insan da bunu kabul ediyor aslında. İlk seansta ne yapıyoruz? Ön tarafı kapatıyoruz evet. değil mi? Daha sonra belli bir süreç geçmesi lazım. Merdan Hocam söylesin. Tabii o bu işin duaya ne olduğu için e, bildiğim ona <laughs> <sizinle> soruyorum ki <laughs> siz de öğrenin ekspertinden. Ee, peki hocam mesela birinci seansı yaptık. Ön tarafta bir <laughs> planda, tepede açıklık var. İkinci seans için ne kadar süre gerekir? Şimdi eğer e, arkaya tek seansta mesela sadece ön kısmı yapmışsak bir 6-8 ay sonra e, toparlanması bittikten sonra donör bölgenin yapabiliriz. 6-8 ay sonra yapılabilir. Eğer tutup tamamını yapmışsak hani dokunun tamamını mesela boş olan tamamını ekim yapmışsak o zaman diyoruz ki bu işin periyodu bir yılda tamamlanıyor. Hatta tempe bölgesi 20 aya kadar uzayabiliyor. Yani neredeyse 2 yıla kadar uzayabiliyor oranın çıkması oranın şey olması. Dolayısıyla diyoruz ki mümkün olduğu kadar şey yapalım. Hani e, bekleyelim ondan sonra hani hem de üstten çıkacak olan çıksın daha sonra yapalım diyoruz. Dediğim gibi yani eğer hiç dokunulmamışsak yani tepe bölgesine ikiye ayırıp önce önü yapmışsak o zaman e, 6 ay yeterli beklemek için. Ama tamamına yapılmışsa ben bir yıldan sonra yapılmasını tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi hastamızı alacağız. Merdan hocamız değerlendirecek çünkü saç ekiminde doktor değerlendirmesi çok önemli. Kaç bin kök ekilecek saç sınırı nasıl belirleniyor? Bir onları inceleyelim Merdan hocamızla beraber daha sonra da saç ekim sürecinden sonraki süreçte bizi neler bekliyor, hastayı neler bekliyor onları değerlendireceğiz, anlatacağız. O zaman hadi bakalım, başlayalım. Ondan sonra değerlendirelim. Tamam. Şimdi öncelikle danışanımızda ne yapacağız? Gref sayısını belirleyeceğiz, kaç seans gerekir ve daha sonra da Merdan hocamız ne yapacak? Saç sınırını oluşturacak. Yani hangi bölgeye, hangi sınırda ekilecek onu belirleyecek. Tabii saç sınırını belirlemek önemli değil mi hocam? Bazıları çok aşağıdan istiyor. Onu nasıl belirliyorsunuz? Şimdi öncelikle birazcık gref dik oturtayım sizi. Evet. Yani donor bölgeyi değerlendirmek lazım. Donor bölge gayet iyi. Saç e, hem e, kalınlığı anlamında hem de e, sıklığı anlamında gayet iyi. Yani aşağı yukarı tahmin etmek gerekirse buradan rahat bir 4000 5000 arası bir graft çıkar normalde ama Bizim yine hedefimiz ortalama 4000 civarı bir graft almak olur böyle bir saç ekiminde. E, çizgiyi de belirlerken özellikle şeye dikkat etmek lazım. Kaşlarınızı bir kaldırın. Mesela şu katlantı kısmı frontal kas diye nitelendirdiğimiz kısım bunun üstüne denk gelmemesi, bunun üstünden yaklaşık bir parmak kadar yukarıda olması çizginin ya da en azından bir, bir santim diyeyim e, kadar yukarıda olması daha doğal bir görüntü sağlayacaktır. O yüzden de çizgiyi belirlerken ona çok dikkat etmek lazım. Hastanın yaşı çok önemli çizgiyi belirlerken yine. Tabii biraz daha yukarıda. Tabii en en doğrusu. Ee, daha sık. Aynen öyle. Biraz da şöyle. Şimdi e, hastayı aslında hasta demeyeyim de daha doğrusu dan, e, danışanımıza şöyle bir şey yapmak lazım. Yani 10 sene sonrasını düşünerek bir çizgi oluşturmak lazım. İnsanlar genellikle... Gelip size bir fotoğraf verirler. İşte 20'li yaşlarındaki şeklin bu falan diye. Ama doğrusu o değil. Siz 20'li yaşlarına döndürürseniz hani daha doğrusu o şekilde yaparsanız mesela burada göreceğiniz üzere temporal bölgedeki yani şu şakak bölgesindeki saç da erimiş. Eminim yani Ferhat Bey'in saçı muhtemelen e, genç yaşlarında şöyle bir şeydi. Şu frontal bölgesinde de saçları vardı. Şu kısımda da saçları vardı. Yani eminim şöyleydi. Fakat şu anda öyle değil. Yani siz tutup şurayı ekerseniz özellikle şu şakak bölgesini ekerseniz bir süre güzel görünebilir. Ama yaş ilerlediğinde şimdi Ferhat Bey'in belli bir yaşı var ama mesela Ferhat Bey o 30 yaşlarında düşünelim. 30 yaşlarında siz tutup böyle bir çizgi yaparsanız daha sonrasında isterseniz yandan gösterebilirsek daha iyi olur. Şöyle bir görüntü oluşacak. Şu kısım boşalmış. Evet şu kısım böyle. Bu da biraz dökülme meydanları Aynen yani eriyebiliyor çünkü. Şu bölge boşalabiliyor. Boşaldığında da bu sefer çok çirkin görünüyor. Bir işi yaparken açıkçası ilerisini düşünmek lazım. Aynen. Hani şu anki haline değil, geçmişi değil. Hani güzel yapalım ama bir 10 yıl sonra da nasıl görünür onu düşünerek yapalım. Tabii. Önemli olan o. Saç ekimden sonra da bir miktar saç dökülmesi olacak yani. Çünkü evet. Kendi saçları dökülebilir. Beklenen saçlar biraz daha güçlü olur ama kendi saçları hafif hafif döküldükçe yine seyrelmeler olabilir. Onun için iyi değerlendirip yapmak gerekir. Tabi. Şimdi, Şimdi, çizgimizi çizgimizi belirlerken bu lazer cihazı bize e, referans olabilir ama yine buna da tam olarak bağlı kalmıyoruz. Çünkü fiziksel şeyleri de göz önünde bulundurmamız lazım. Nedir bu? İşte kaşlarını kaldırmamız lazım. O kaşlarını kaldırarak frontal kasın e, Kaldırın kaşlarınızı. Gördüğünüz gibi frontal kasın sınırına yakın bir yer. Kasılan kasın bir santim üzerinden saç sınırını belirliyor. Evet. Ha. Değil mi? Hı -hı. Lazer cihazımızla da bu konuda destek alıyoruz. Hı -hı. Simetrik olup açısından. Evet. Yani bu simetriyi buradan tam yakalayamamış olabiliriz. Bunu tekrar tekrar kontrol ediyoruz aslında ekiple beraber, komple. Çünkü önemli olan e, göz yanılması e, olabilir. Hani benim mesela Bakışımla e, ya da bulunduğum yerdeki e, bakışla e, Ferhat Hocamın olduğu yerdeki bakış farklı olabilir. Karşısına geçmek lazım. Yani bunu tekrar tekrar test etmek lazım açıkçası. E, çok da dikkat etmek lazım. Çizgi e, önemli bir şey. E, ve bundan sonraki aşama e, çizgiyi belirledik, henüz saçı varken daha kesilmemişken e, seyrekliğini de tespit etmek lazım. Hangi bölgeye kadar seyrekliği ulaşıyor? Yani saçı kesmeden önce bunun belirlenmesi de çok önemli. Saçı kestikten sonra çünkü bu sınırları kaybedebilirsiniz. Onun için saçı kesmeden, e, ta evet saçıyoruz. yapılacak bölgeyi Olur. tamamen işaretliyoruz. Ee, beraber Çizgimize okey dersek hep beraber. Sonra onu bu silinebilen kolay silinebilen bir kalem, sonra onu sabitleyecek bir kalemle işaretliyoruz ve kapatıp ondan sonra işlemimize başlıyoruz. Bu arada. Tabii ki sorulması gereken sorular var öncesinde. almamız gereken bir anamnezi var. Kişinin işte e, saç dökülmesi devam ediyor mu? E, ondan sonra ailedeki mesela geç özgeçmişini falan sorabiliriz. Ailesinde daha çok hepimiz birine benzeriz. Genetik altyapı çok önemli çünkü bu işte. E, benzediğimiz kişinin e, saçları tamamen dökülüyor mu? Yoksa e, halen saçlarının bir kısmı var mı? Bunlar önemli bize referans gelecek açısından. Bunların hepsini e, sorguluyoruz altyapısında kronik bir hastalığı var mı? ilaç kullanımı var mı? Onun dışında e, bunlar önemli çünkü diyabet hastası birinin sonuçta greftlerini tutma oranı da yaraların iyileşmesi de tabii düşeceği için bunlar da önemli. Bütün bunların hepsini değerlendirdikten sonra e, operasyonumuza hazır e, tıraş odamızı alıyoruz. E, tıraş ediyoruz, yöntem belirliyoruz. Mesela yöntem ne bu olacak bu Bu hastamızda yoksa kalem mi? Bu hastamızda aslında kalem ekimi daha iyi olur. Aynen. Niye kalem ekimi daha iyi olur? Zaten 4000 kök belirliydik. 4000 kök kalem ekimle rahat bir şekilde yapılır. Aynen aynen. aynen. Kendi saçları var onları koruyalım. Sıkla... Kesinlikle. Bunları da e, göz önünde bulundurarak kalem ekimi mesela bu hastamız için gayet uygun. Peki saçlar beyaz. Bazı hastalar soruyorlar. Benim saçlarım beyazladı, saç ekimi yaptırabilir miyim? Hı -hı. Beyaz saçların bir engeli var mı? Hiçbir engeli yok. Çok rahat yapılabilir. Peki. Beyazı da yapılır. Pembesi de yapılır. <laughs> Bazı hastalar da sakal bölgemden, göğüs bölgemden kıl alınır mı? Kıl kökü alınır mı? Saç çıkar mı diye sorular soruyor. Hı -hı. Alabiliyor muyuz sakal? Ya Ferhat Hocam şöyle aslında sakal bölgesinden alabiliyoruz. Eğer kişinin yeterince yoğun bir sakalı varsa mesela gibi gayet e, rahat bir şekilde alınabilir. Sakal alımını da e, bazen ikinci seansa bırakabiliyoruz çünkü diyoruz ki ilk seansta mesela çok açık bir saç e, değil bu Aslında tek seansta tek seans kapanır. Seans evet tek seans yeterli evet. olur. Ama mesela çok açık bir e, şeyde kişide e, diyelim şu alana kadar ekeceğiz. O yüzden yoğun bir şekilde evet yoğun bir şekilde bu bölgeden alıyoruz ve bu kısmı saçlarımızı e, koyuyoruz. İkinci seansta ise buradaki alacağımız rezerv daha az olduğu için hem buradan biraz alıyoruz hem sakaldan alıyoruz. Onu da şu tepe bölgesi ve yine sıklaştırma da kullanabiliyoruz. Peki sakal hangi bölgeden? Bu bölgeden mi? Şöyle çeneyi tam kaldırırsak, şu tam mandibulanın alt kısmında, çok da aşağı inmeyecek şekilde. Şu bölgeden alabiliyoruz. Tam çenenin altı diye nitelendirdiğimiz kısım. Yani yüz bölgesinden almıyoruz ki iz kalmasın. Hani e, iyi bir şey olsun sonuçta yaptığımız iş. Aynen. Ama şunu da belirtelim. Sakal bölgesinden alınan kökler saç gibi olmuyor. Biraz daha kalın ve uzaması biraz daha sınırlı oluyor. Değil mi hocam? Donör bölgesi tabii ki birinci derecede bizim için kıymetli. ikinci dereceye sakalı yerleştirebiliriz. O da gayet iyi. Fakat mesela göğüs bölgesi, kol, bacak, o tarz yerlerden alınan açıkçası e, greftler e, çok sağlıklı olmayabiliyor. Yani biz çok mecbur kalmadığımız sürece oraya çok başvurmuyoruz. Çünkü hani %50'den fazlası dökülüyor doğrusu. O yüzden hem de uzamıyor dediğiniz gibi. Sadece rütuş anlamında aralara ekim yapılabiliyor. Peki biz saç ekimi yaptık hastamıza. Hı hı. Nasıl? Nelere dikkat etmeli? Kaç gün sonra size kontrole gelmeli? Birçok hasta şehir dışından geliyor ya da ülke dışından geliyor. Hı hı. Süreç nasıl işlemeli? Yani şehir dışından ya da yurt dışından gelen hasta kaç gün kalmalı sizin kontrolünüz altında? Ya bize açıkçası bugün operasyon olduktan sonra bir gün sonrası yetiyor. E, o yüzden hani yurt dışından geliyorsa biz operasyondan bir gün önce gelmesini istiyoruz. Çünkü dinlenerek... E, ...bize gelmesini istiyoruz. Önceki gün alkol kullanmasın. Tabii alkol kullanmasın. E, alkolü şey için... ...daha çok lokal anestezi etkisinden... E, ...etkisini zayıflatmaması için... ...alkol kullanmasın. Aynen tabii. Ama e, ondan önce tabii ki... ...varsa e, ilaçlarını mutlaka... ...biz öğreniyoruz e, gelmeden önce. O ilaçların bazılarını... ...düzenliyoruz tabii. Mesela kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa onları... Ee, bir üç gün bir hafta öncesinden kesmesi gerekebiliyor ama kesmesi gerekiyor ama e, yine de kendi doktoruyla e, şeyli olarak evet koordineli olarak bu işleri yapıyoruz e, sonrasında ise e, geldi çünkü geldikleri yer de önemli bazıları e, okyanus ötesi e, yollardan geliyorlar mesela Meksika'dan gelen var Amerika'dan gelen var böyle uzun yolculukları e, yani yapan insanların sonuçta emboli riski de var. Yani Bunlar da düşünmek lazım. Mutlaka bir gün öncesinden gelip dinlenmesini tavsiye ediyoruz. Bir Gün sonrasında geldi. Operasyonu oldu? Biz zaten her türlü ilacını, şampuanı, loziyonunu veriyoruz. Önemli. Şimdi zaten tedavisini planlıyoruz. İlaçlarını uh -huh. veriyoruz. Uh -huh. Sonrasında kullanması gereken şampuanlı, vitamin takviyesi. Onları evet tabi. Hepsini temin ediyoruz. Bu uh -huh. şekilde uğurluyoruz. Ertesi her gün ilaç kullanması gerekiyor. Bir Şimdi şey bir şeyi söyleyeyim hocam. Ertesi gün yine e, alıyoruz buraya. Ertesi gün e, bandajını değiştiriyoruz, açık bırakıyoruz. Çünkü 24 saatlik bir süreden sonra açık kalması daha sağlıklı, e, kapalı olması aslında oranın iyileşmesini falan da geciktiren bir şey. O yüzden açık bırakıyoruz. Yani hatta bir gün sonra özellikle diye içerde yıkamasını da yapıyoruz. Evet. Çünkü şeye gerek yok. Ne kadar e, yıkamaya da erken başlanırsa oranın enfekte olma ihtimalini de azaltmış oluyorsunuz. Evet. Ayrıca hidrodebridmanla e, oradaki şeylerin, greftlerin, e, şeylerini de sağlamış oluyorsunuz. İyileşmesi, o kanların, kabukların dökülmesini de sağlamış oluyorsunuz. O açıdan önemli. E, o gün isterse akşam gidebilir. Bir gün sonra akşam gidebilir. Ama biz bu yurt dışından gelenler için söylediğimiz bir şey. Ama biz sonuçta bunların takipçisi oluyoruz. Yani hem çalışanlarımız hem biz e, hem fotoğraflarını istiyoruz. Şimdi ilaç kullanımı da şöyle hocam. Mesela biz e, ilaçlarını veriyoruz ve başlatıyoruz. Çünkü ilk gün burada ilaçlarını serumun içinden kendisine veriyoruz. İkinci günde başlamasını istiyoruz verdiğimiz ilaçların. Bir hafta ilaç kullanımı var. Bir hafta, Bir hafta ilaç kullanımından sonra da bazı vitaminler ta tavsiye ediyoruz onlara. Vitaminler, özel yağlar, işte iyileşme hızlandıracak, saç bakımını sağlayacak olan bazı ürünler de tavsiye ediyoruz. Onları da e, kullanmalarını 6 ay en azından bakımlarını yapmalarını tavsiye ediyorum. ediyoruz. Beşiküstüleş sonra da mezoterapi ve PRP ile de saçını beslemesi desteklemesi önemli. Tabii. Değil mi? Özellikle şimdi PRP'yi zaten ilk e, operasyonda yapıyoruz. Ama onun dışında biz burada kendi hastalarımıza eğer Türkiye'deyse Zeytinburnu'dan gelmiş hastamız ben onu özellikle davet ediyorum ayda bir kere. Bunun için ekstra bir ücret falan almıyoruz. E, ayda bir kere 3 ay olmak üzere PRP ile destekliyoruz. Daha sonra kendisi isterse o mezoterapi ve şeyi perepeyi belli periyotlarla yapmasını öneriyoruz. Şu an için kanıtlanmış en iyi tedavi saç ekimi tamamen kelleşmiş bölgeler için. Saç ekimi de sonuçta şu alanlardan tekrar saç çıkabilmesi için canlı köklerin oraya nakledilmesi lazım. Yani şurada kelleşmiş bölgeye mezoterapi yapsan da, PRP yapsan da bu kelleşmiş bölgeden saç çıkmaz. saç çıkmaz. Çünkü orada canlı bir kök yok. Ancak saç mezoterapisi, saç PRP'si şu saçların kaybedilmesini engeller. Aynen. Yani yapmalı mıyız? Evet yapmalıyız. Çünkü ektiğin saç da ya da kendi saçın da beslenmeli sonuçta. Bunu dışarıdan takviye olarak vitamin alırsın, hap alırsın ya da işte daha yoğun bir şekilde enjekte edilen ürünleri kullanırsınız. PRP, mezoterapi. Yani saç ekimi yapsanız da yine saçlarınızı korumanız gerekir. Bunu belirtelim. Ve en sağlıklı, en kanıtlanmış yöntem şu an için kendişmiş bölgeler için saç ekim. Bir de saç ekimi çok gelişiyor aslında. Evet. Şimdi biz dediğim gibi mesela 2005'te başladığımız e, safayla evet. şu anki safa arasında Bayağı oldukça var. değişikler aynen. var. Ve daha da olacağına inanıyorum. Aynen. O konuda da aslında çalışmalar. Mesela bunlardan şu anda dediğim mesela kök hücre, kök hücre ya da işte kronlama evet. o tarz şeyler söyleniyor. Ama çalışma şu çalışma an. Aslında. Aynen. aynen. Onu bir şey yok. Kesinlikle evet. onu söyleyeceğim. Bazen sağda solda işte yazıyorlar. Bizde klonlama var falan ya da işte biz kök hücreyle ekim yapıyoruz falan. Bunlar çok e, doğru Gerçekten şeyler doğru değil. değil aynen o yüzden şimdi de mutlaka tamam tamam bu bir satış kısmı. tekniği yani evet. o insanların beklediği şeyleri siz insanlara sunarsanız yani evet. laf olarak sunarsanız insanlar maalesef bu işlere inanıyor ve geliyor evet. o yönde çalışmalar var sonuçta yani umuyorum belki ki de olacak de sonra, yıl sonra belki de evet olabilir ama şu an için şu an için evet şu an için yapayım. maalesef. E, grafikleri alıp kökleri ekmek en sağlıklı yöntem. Evet. Şimdi o zaman süreçlerimize başlayalım. Devam tamam. Hocam.